Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli cumalar inşallah. Yüce Mevla yar ve yardımcımız olsun. Her türlü deprem, sel, yangın, ne kadar görünen görünmeyen gizli ve aşikar, dahili ve harici, maddi ve manevi felaket ve musibetler varsa hepsinden muhafaza buyursun. bizlere cümle ümmeti Muhammed'e gerçek İslam uyanıklığını, İslam şuurunu ihsan eylesin. Bizlere gerçek idraki nasip eylesin, İslam idrakını. Ülkemizin ve tüm biladi İslam'ın başında olan her türlü bela ve musibetlerden Mevlam hayırlı sonuçlarla çıkmayı nasip eylesin. Evet, dün İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Çok az yıkıma neden oldu. Can kaybı elhamdülillah olmadı. İnşallah gelecekte ne olacağını bilemiyoruz. Büyük bela ve musibetlerden, depremlerden muhafaza buyuruz. Geçelim haftanın hutbesine. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم Ve قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Ihabbul biladi ilaLlahi masaciduha. Sadaqa Rasulullah fima قال, ekma قال. Muhterem Müslümanlar, sevgili dostlar, mümin ve mü'mine kardeşlerim. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseleri imar eder. İşte doğru yolda olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. ayet. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. Beldelerin Allah'a en sevimli olan mekanları camilerdir. Beldelerin Allah'a en sevimli olan mekanları camilerdir. Müslim Mesacit 288 Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir. Cami'ler tarihten günümüze sosyal hayata şahitlik eden, İslam beldelerinin etrafında hayat bulduğu, mümin yüreklerin kendisinde buluştuğu kutlu yerlerdir. Mahallelerimizin kalbi, şehirlerimizin ruhu, aziz milletimizin ve ümmeti Muhammed'in güvenli yuvasıdır. Cami'lerimiz sadece ibadetlerimizi değil, aynı zamanda tarihimizi, edebiyatımızın, tarihimizin, edebiyatımızın, örf ve adetlerimizin, kültürümüzün iç içe geçtiği merkezlerdir. Muhterem Müslümanlar, sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Peygamberimiz cami ve mescit yapılmasına ayrı bir önem vermiştir. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk olarak Mescidi Nebevi'yi inşa etmiştir. Yesrib'i Medine'ye çevirmiş, Mescidi Nebevi'yi ilmin beşiği kılmıştır. Rahmet Peygamberi imar ettiği bu mescitle cami merkezli bir şehir modeli ortaya koymuş, cami ile hayat arasında güçlü bağlar kurmuştur. Peygamber Efendimiz asr saadetten itibaren ulaştığı toprakları adalet, hikmet, merhamet, huzur, güven ve bilgiyle yoğuran İslam medeniyetinin temellerini bu mescitte atmıştır. Mescid-i içinde ayırdığı Suffe isimli özel bir bölümde kendisini ilme ve ibadete adayan genç ve özverili bir grup sahabi Güzide bir neslin önceleri olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde kalbi mescitlere bağlı olan kimseleri yüce Rabbimizin kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelendireceğini müjdelemiştir. Müslim Zekat 91 Müminleri şehirlerin gözbebeği olan camileri imar etmeye ise şöyle teşvik etmiştir. Her kim ki Allah için bir mescit bina ederse, Allah ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder. Müslim Zühd 44 Muhterem Müslümanlar, sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, yeme içme, Alışveriş bizler için ne kadar gerekli ve anlamlı ise camilerimizi hayatımızın merkezine almak da o kadar gerekli ve değerlidir. Zira camiler hayatın günlük telaşı içinde kendimizi dinleyebileceğimiz, kubbeleri altında Rabbimize kulluğumuzu arz edeceğimiz müstesna mekanlardır. Müslümanlar olarak kardeşliğimizi pekiştirmeye, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmaya vesiledir. Her türlü benlik duygusundan arınarak, bedenlerimizle beraber gönüllerimizi de birleştiren mübarek mekanlardır. Hepimiz için cami kimi zaman huzur ve sükun, kimi zaman da umut ve teselli kaynağıdır. Muhterem Müslümanlar, sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Minarelerimizden yükselen ezan sesleri bizi sadece vakit namazlarımızı eda etmeye çağırmaz. Cami ezanıyla, minaresiyle, kubbesiyle, mihrabıyla, minberiyle aynı zamanda kulluğa, ibadete, kulluğa, ibadete, takvaya, ilme ve güzel ahlaka davet eder. Öyleyse Rabbinin huzurunda divan durup ona kulluğunu arz eden her mümin cami dışında da Cenabı Hakk'ın kendisini görüp gözettiğini idrakine evet Cenabı Hakk'ın kendisini görüp gözettiğinin idrakinde olmalıdır. Aynı safta iman ve ihlas ile buluşan müminler daima kardeşliklerini korumak ve gözetmekle mükelleftir camileri imar ve hiya eden her bir Müslüman yaşadığı çevreyi de aynı şekilde korur ve güzelleştirir. Yerden biten bir ota rızkının peşinde koşan bir karıncaya dahi zarar vermez, veremez. Camisini temiz tutmaya özen gösteren mümin Rabbımız tarafından Müslümanlar için tamamı mescit kılınan yeryüzünü de temiz tutar. Değerli Müslümanlar, Mümin ve mümine kardeşlerim, Ne hazindir ki, Yalnızlaşma ve yabancılaşma illetine duçar olduğumuz günümüzde, Camilerimiz, Şehrin merkezindeki konumunu her geçen gün kaybetmektedir. Oysaki bizleri tıpkı bir anne şefkatiyle saracak, Yegane mekanlar camilerimizdir. Yoğun, yorgun ruhlarımız, camilerde dinlenecek, maneviyatımız camilerde güçlenecek, anlam arayışımız camilerde cevap bulacaktır. O halde geliniz, camilerimizi yeniden hayatımızın merkezine alalım. Amir veya memur, işveren veya işçi, esnaf veya öğrenci, sosyal hayatın hangi alanında olursak olalım, yoğunluğumuza her namaz vakti ara verelim. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla camide olalım. Camide hayat bulalım. Rabbimizin huzuruna varmakla gerçek huzura kavuşalım. Unutmayalım ki camiler hayatın içinde, hayat camilerin içindedir. Evet. Camiler hayatın içinde, hayat camilerin içindedir. Kıymetli müminler, sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, her yıl olduğu gibi bu yılda 1-7 Ekim tarihleri arası camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanacaktır. Bu yıl cami ve hayat temasıyla camilerimizin ve din görevlilerimizin hayatımıza kattığı anlam ve değerleri toplumumuzla paylaşacağız. Ali Cenab milletimizin camilerimizi mamur etmek için gösterdiği fedakarlıkları hayırla yad edeceğiz. Bu vesileyle ezan ile başlayıp sala ile son bulan hayatımıza rehberlik eden hocalarımızdan camilerimizin en değerli varlığı olan cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Yüce Rabbim Yurdumuzu camisiz, camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız bırakmasın. Amin. Ela inna ahsan el ve ablagha en nizam kelamullah el melik el aziz alim kema qala Allah tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza quri'a el kuran fastemi'u lehu ve ensitû le'allekum turhamun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين اللهم <سؤال> انصر من نصر الدين <سؤال> واخزل <سؤال> من خزل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وكتب الصحة والسلامة والعافية وعلينا وعلى الخجاج والغزاة والمقيمين والمسافرين والحاضرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين إلهي يا رب العالمين إسلاما ومسلمانا يردمينا vatanımızı, memleketimizi, tüm biladı İslam'ı her türlü fitneden, fesattan, beladan, musibetten, yokluktan, kıtlıktan, selden, depremden, yangınlardan, her türlü afat ve belalardan muhafaza eyle. Nefsimizi, neslimizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Kur'an'ın nurunu izinden ayırma. Hayırlı ömürler, hayırlı rızıklar, hayırlı nesiller ihsan eyle. Ordularımızı havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde Allah, din, iman, mukaddesat, ezan, kuran, bayrak, namus, vatan uğrunda mansur ve muzaffer eyle. Ayaklarını düşman karşısında kaydırma, düşman karşısında korkuya düşürme. Korkularını gidererek düşman karşısında heybetlerini artır, gönlüşlerini artır, düşmanlarına korku sal ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri, analarımızı, babalarımızı, tüm ümmeti Muhammed'i bağışla. سان أف ديجسم أفط ميسبارسن بزدري باوش آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ إن الله يأمر بالعدل <سؤال> <سؤال> والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء Ve yenha ani'l-fahşâ'i vel-münkeri vel-bav'i Ya'izukum le'allekum tezekkerûn sadakallâhül Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, iyiliği Allah'ı görüyor gibi ibadet etmeyi her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor ya ve bir de akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve ada azgınlığı, zulmü men eder. Bu Allah düşünüp tutasınız diye size bize öğüt veriyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hidayeti üzerinize, üzerimize olsun. Cumanız mübarek olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.